Nazmiye Tutaner'e ulaşılamayınca kaçırıldığı iddiası ortaya atıldı. Bunun üzerine anne Sultan Tutaner ve Nevrigül Alan'ın kardeşi Abdullah Tutaner'le ekibimiz vakit kaybetmeden yola çıktı. Abi kaçırma, bırakma. Biraz hızlı hareket edin Allah aşkına ya. Ne olmuş? Bilmiyorum, şimdi öğreneceğim. Kimin evi burası? Bir mahalle burası ya. Nazmiye'nin kaçırıldığı ihbarı üzerine kardeşi Abdullah'la birlikte bir mahalleye geldik. Nazmiye'ye ulaştık ve Nazmiye'nin hastanede olduğunu öğrendik. Anne! Ağlama annem, ağlama Nazmiye. Ben götürüyorum, ablalarla gideceğim. Ben buradayım, ben alacağım şimdi onları beraber, hep beraber eve geleceğiz biz. Ablasına getirin yavrumu, görsün. Son yolculuğunu uğurlarken yanında olsun ablasının. Nazmiye Tutaner'in iyi olduğunu teyit ettikten sonra anneyle yeniden cenaze namazının kılınacağı camiye geldik. Kim şimdi bana kıl verecek seni? Kim bana sahip çıkacak seni? Allah'ım sen bana kıl ver. Sen bana yardım et Allah'ım. Ebedi hayata yollamakta olduğumuz merhuma kardeşimize haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Kılınan cenaze namazının ardından Nevrigül Alan defnedilmek üzere İznik Lefkekapı mezarlığına getirildi. Ailesi, yakınları, sevenleri oradaydı. Hastaneden çıkış yapan Nazmiye Tutaner de ablasının mezarı başındaydı. Sakin ol. Toprağa verilen Nevrigül Alan'ın annesi ve kardeşi sarılarak birbirlerinde teselli bulmaya çalıştılar. Eksiz bıraktılar torunlarımı da. Evladı yerine koyduğu torununun öldürüldüğüne inanan İbrahim Tutaner, katil ya da katillerin bulunmasını istiyordu. Gördüğünüz gibi toprağa verdik kızımızı. Yani biz bunların katillerini istiyoruz. Defin işlemleri sırasında fenalaşan Nazmiye Tutaner bir kez daha hastaneye kaldırıldı ve müdahale edildi. Müdahalenin ardından genç kız polis ekiplerince emniyete götürüldü. Nazmiye Tutaner'in cenazede fenalaşmasının ardından emniyet ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne götürüldü ve orada serum verildi. Ardından da ifade işlemleri için İznik Karakoluna getirildi. İfadesi alınan Nazmiye Tutaner işlemler tamamlandıktan sonra ailesiyle emniyetten ayrıldı. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben Nazmiye'yi gerçekten çok seviyorum. Burada tanıdıkça İnsanlar daha çok seviyor. Şimdi reklam arasında bana mesaj atıyor. Müge abla seni çok seviyorum. Sana değil tepkim diye. Ya biraz Nazmiye ile galiba konuşma şeklinizi değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Yani siz daha iyi bilirsiniz ama. Nazmiye sizinle o konuşma şeklinizle sizinle iletişim kuramıyor. Müge abla bir şey demeyeyim ki ona, yalan desin. O üstüne mi gidiyorum ben onun? Ne yapıyorum ben onun? Niye bana bu kadar düşman? Bir yavrumu kaybettim, bir yavrumu da ama sor ona, kaybettim. De ki niye bana düşman mısın diye sen ona sor işte. O çok akıllı bir kız o. Konuşmuyor benimle adam akıllı. Telefonla. Hayır ama bak o bana soruyorsun ya onu niye bana düşman diye. Ona sor. Söylüyorum. Şey dedi söylüyor. Sor otelde ona. De ki söylüyor. Nazmiye'cim o sana niye düşman olsun? Sen onun annesisin. Sor niye böyle bir ne tepki? Ne bileyim bana niye bu kadar tepkisi, ben anlayamıyorum. Çıkar çözüm yol bulamıyorum. He Nazmiye? Annene bir düşmanlığın var mı? Baksana Nazmiye. Yok ama anlat onu, o seni kendisine düşman olarak görüyor. O yüzden biraz itişip kakışıyorsunuz. Hep size anlatıyorum ya, ben bunu okuduğuma çok şaşırmıştım. Kediyle köpekler niye birbirleriyle geçinemezlermiş? Aslında ikisi de birbirini selamlıyor karşılaşınca. Fakat birinin selamlama şekli diğerinin saldırı pozisyonu. O yüzden iki tarafta birbirine saldırıyormuş gibi algılıyor. Annenin seni sevdiğini biliyorsun Nazmiye'cim, öyle değil mi? Korkuyorum ona da bir şey olacak diye. Bir yere de salmıyorum zaten. Sabahlara kadar yatmıyorum. Kaçacağım, gideceğim. Konuş. Konuş Nazmiye, gülme ama. Zaten birini verdim, seni de mi kaybettim Nazmiye? Ağlama, ağlama. Bak katillerini bulamıyoruz. İki öksüz yetim kaldı. Allah bir şey çıkacak. Senin için endişelendiklerinin farkında değil misin? Hı?
İstanbul'dan söyle teyzesi bana. Geldi. Teyzesine bazı bir şeyler söylemiş. Bir Remzi'den şüpheleniyorum demiş Müge abla. Bir de bu Doğan'dan şüpheleniyorum ben demiş. Hatta şey aradım hani... Söylüyor. Ne Doğan? Hani geliyor o partajçık kız, adını unutuyorum Müge ben. He. Onu aradık, ona söyledik. Sonra... Burada da söylüyor. O da söyledi mi? Hayır, burada da söyledi zaten. O hep Nevrim'den şüpheleniyor. Abla, hani biri bağlandı diye ya, eşim diyor Nevrim'i darp ederken görmüş diye. Hı-hı. Abla hani teyit etsin bakalım, illa suratlarını görmüştür o kişidir. Onların hepsine bakıyor sayın savcımız. Gerçekten olayın savcısını başta da söyledim. Çok ilgili bir savcı. O da bir takım raporlar bekliyor. Onu merak etmeyin. Onlar artık soruşturmanın işi. Nazmi'cim söylesene, hadi. Bir annenin içini rahatlatsana yavrum. Ne diyeyim ben sana? Aha işte bir bundan şüphelendiğini söyledin. Bir de o Doğan'dan şüphelendiğini tamam. Söyledin. Söyledim. Bana değil ama teyzene söylemişsin. Teyzene anlatmışım bazı şeyler. Bak Müge ablaya ben başka akrabalarımı konuşturuyorum. Orada konuşamadım bile kekelemekten. Hani aklımda çünkü kalmıyor. Teyzen tamam, konuştu. Teyzem anlayışlı yaklaştığı için yanıma, anlayışla karşıladığı için konuştu. Ama bana niye söylemiyorsun? Ben sana kaç kere sordum. Senin aklın gelip gidiyor. Ne yaptın, ne ettiğini bilmiyorsun. İyi tamam, teyzenle zaten konuşturdum ben Nazmi'yi. Doğru, unutuyorum çünkü aklımda bir şey kalmıyor. Doğru söyledin. Bir an önce bu katillerinin bulunmasını. Müge abla. Ama bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yani böyle de bunun... yaparsanız ama bak siz bu kızı çıldırtacaksınız ama bak. Korkuyorum. Buna da bir şey ya bir dur konuşsun dur. Yani size karşı çocuğun bir tepkisi var, farkında mısınız? E tamam yani biraz da şey yapmayın. Ama şimdi şöyle söyleyebilirim abla, tepkisi var da bir insan babasına anasına tepki göstermesi için çok şiddet görmesi lazım ki o anadan babadan soğuması lazım. Biz canım dediğimiz için bize bu şekil yapılıyor, ben onu anlamıyorum. Allah'ıma çok şükürler olsun, isyan etmiyorum. Benim imtihanlarım bunlar. Yani bir kızımın ölüsünü daha toprağına şey olamadım. Bir nasıl diyeyim sana, yani mevlitlerini yapamadım. Annemin acısını göremedim, kızımın acısını göremedim. Şimdi bunun şeyini başladım. Hani Allah'ıma bin şükürler olsun. Ben isyan şey etmiyorum Rabbim'e. Bu barış mı sizin oturduğunuz yerde mi, dedenin oturduğu yerde mi? Benim oturduğum yerde değil. Gemlik benim, abla. Benim oturduğum yerde. Dedenin oturduğu yerde. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.